Mutlu günler sevgili seyirciler. Yeni bir Bin Garaj'da sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu haftada yeni bir otomobili yakından tanırken Formula 1'in yeni dönem otomobillerini tanımaya ikinci bölümle devam edeceğiz. Özel konuklarımızla keyifli sohbetleri sizlerle paylaşırken otomotiv sektöründeki son haberlere birlikte göz atacağız. Bin Garaj yeni bölümüyle başlıyor. Hemen hemen her otomobil severin gözünde gönlünde yatan bir spor otomobil vardır elbette. Ona sahip olmak, hayallerin gerçeğe dönüşü ve kullanmaksa bambaşka bir hazzı tattırır bizlere. Alman tasarımcılar yine sahnedeler. Bu kez kupenin öncülüğünü yapan, sessizliğiyle altın değerinde, görüntüsüyle sizi sizden alan, hızlanma ivmesi, konforu, etkileyici gövde renkleri ve performansıyla gönlünüzü coşturan bir otomobili test ettik. İzleyelim. Evet Cenab, elini uzattım böyle. Nedir bu diye bakıyorum. Bak, dışı seni yakar, içi beni yakar. Başka da bir şey demiyorum. Hakikaten öyle ama yakacak bir aracımız var yanımızda. Şöyle baktığımız zaman yine Mercedes-Benz'in TLS modeli Coupe S-Class 300 dizel. Evet. Yani köpek balığı görüntüsü benim ilgimi çekti çok. Tam bir köpek balığı. Yani şimdi zaten bu facelift modeli, makyaj geçirmiş modeli. Evet. Baktığımız zaman beni de Formula 1 aracından aldığı, esinlendiği bazı dekorasyonlar ilgimi çok çekti. Ön panjura yerleştirilmiş yıldızları biliyorsun şampiyonluk kazanmış Formula 1 aracı üzerinde de arka tarafında desen olarak gövdeyi kaplar. Tamponun altındaki rüzgarlığa da baktığımız zaman aynı bir Formula 1 aracının ön rüzgarlığını andırıyor. Oradan feyiz almışlar diyorsun. Feyiz almışlar. Buradan zaten aldılar, oraya yapıyorlar. Ne diyorsun? Çünkü bu sene Formula 1'de de biliyorsun birçok değişiklik yapıldı. Onu bu sene 2022'de izleyeceğiz beraber ama 2021'de ortaya koyduğu performans belli aracın. Evet. Yine ön tamponda şuraya baktığımda bir hava girişi görüyorum. Aynı şekilde de bu taraftan da hava çıkışı yapmışlar. Yani önden havanın yayılmasını sağlayacak bir yapı oluşturmuşlar tamamen aerodinamikle ilgili olarak. Farları zaten yine inanılmaz bir LED aydınlatma. Harika bir araç. O zaman bir de arkada senin anlatacakların var. Var birkaç tane. Bir de oraya bakalım. Bakalım. Bir yani birkaç derken çok şey var da bir kısmından bahsedeceğiz. Yine sığdırmaya çalışacağız. Evet. Bir de arkaya bakalım. Hadi geçelim. Evet, geldik arkaya. Evet, arkaya baktığımızda zaten yine tasarımın şıklığı direkt ortaya çıkıyor. Yine AMG paketli yeni rüzgarlığımız, arka kanadımız opsiyonel. Ondan sonra bakıyoruz difüzörümüz dekoratif egzoz çıkışlarıyla birlikte çok güzel. Yine LED aydınlatmamız. Burada aracımızın modelini belirleyen 300 dizel belirtilmiş. Mercedes'in her zaman kullandığı. Aracımızın, ben buyum diyor yani. Tabii ki. Ben kimim? Bilin, tanıyın, evet, ona göre diyor. Aracımızın dört çeker olduğunu belirten formatik yazımız da arkada yer alıyor. Amblemimiz her zamanki gibi kromajlı. Bagaj içine de bakalım istersen. Oradan da açabiliyoruz değil mi bagajı? Bagajı buna basarak açabiliyoruz. Aynı zamanda geri vitese taktığımızda geri görüş kamerasının çıkması için de arma yön değiştiriyor. İki fonksiyonlu yani. İki fonksiyonlu. Yine sedan arabada benim çok fazla rastlamadığım ayak hareketiyle de bagaj kapağımızı açabiliyoruz. İstersen bir dene. Deneyim, yapabilirsen. Hadi yapabilirsen. Burada çünkü ben problem yaşıyorum. Genelde evet. Evet, güzel. Yapabildin.
Başardım bu sefer. Aynı şekilde kapanıyor mu? Aynı şekilde de kapanıyor. Kapanıyor. Hemen kapatalım. Güzel. Ben de bunun arkasından... Evet. Manuel buradan açabiliyoruz. Zaten basmamla otomatik açılıyor. Bagajımız otomatik açılıyor, kapanıyor. Biz bunu daha öncesi hatchback arabalarda amortisörlü kontrollerle biliyorduk. Yani sedanda pek yoktu. Sedanda yoktu. Onu demek istiyorsun. Şimdi bak, bir amortisör görmüyoruz. Tamamen buradan içeriye gizlenmiş, çok şık şekilde gizlenmiş bir kontrol sistemi var bagaj kapağını açıp kapayan. Şimdi niye gizlenmiş diyorum. Genelde eşyaları koyduğun zaman bu kollar indiğinde bavulları falan sıkıştırabilir. Onun için bu olanağı ortadan kaldırmış. Yine burada gene o bizim sepetleri koymuş. Taşıma sepetlerimiz. Daha önce bahsetmiştik, açıp içine bir şey koyabilirsiniz. Yine bir gayet yerleştirme gözü. Çok geniş, evet. Evet. İstepne lastiğimiz yok. Tamir kitimiz var. 550 litreye yakında bir bagaj hacmi var. Evet. Yanlış bilmiyorsan. Doğru biliyorsun. İçeriden de kapatabiliyoruz. Kumandadan da açıp kapatabiliyoruz. Yani birçok fonksiyon çok var. Çok fonksiyonum var. Şimdi gelelim ekstrasına. Şimdi ekstrası, burada mandallar görüyoruz. Hı hı. İki tarafta da var. İki tarafta da gördüğümüz. Çektiğimizde bir kilidin açıldığını ben hissettim. Bir şeyi açtı. Bir şeyi açtı. Tabii ki koltuk sırtlığımızı buradan açıyor. Şimdi bu niye diyeceksin? Burada da herhangi bir... Sen orada koltuğu açabildin çünkü buradan mandaldan kurtardın. Kilidini açmış oldum. Orada o kilidi açacak herhangi bir kontrol yok. Şimdi bu neden böyle? Maalesef bazı hırsızlık olaylarında bagaja sakladığınız eşyaları yan camı kırıp arka sırtlığı yatıraraktan alabiliyordu. Bu tamamen güvenlik nedeniyle bagaj kapağı açılmadıkça arka koltuk sırtlıklarını yatırma imkanı içeriden olmuyor. Mümkün değil. Mümkün değil. Camı kırıp da içeriye girip koltukları yatıramıyoruz. Yatıramıyoruz. Tamam. Bagajda da buna karşılık gizlemek istediğin eşyanı gizleyebilirsin rahatlıkla. Evet. Başka anlatabileceğimiz bir şey var mı? Yani arkadaki çamurluklardan bahsedebiliriz. Hani şimdi, hani Porsche'deki o şişkinliği görüyorum açıkçası. O kadar güzel ki. Zaten şimdi aracımızda AMG ya paketi var derken, ben bagajımızı da kapatayım bu arada. Şöyle şunu göstermek isterim sana. Burada çamurluk kenarında baktığımızda şurada bir çıkıntı var. Çıkıntımız var. Bunun sebebi de aracımızın üzerinde kullanılan lastiklerin ve jantların oldukça geniş yapılı ve lastik yere basma genişliğinin çok fazla olması nedeniyle. Şimdi bazı yönergeler nedeniyle çamurluk hizasının dışında yer almaması gerekiyor lastiklerin. Konulan bu parça ile bu sağlanmış. Almanların katı kuralı diyebiliriz. Katı kuralı kesinlikle. Yani şu küçücük parçayla o işi çözümlüyorlar. Bak, dışı seni yaktı. Evet. Janttan bahsedeceksin. Ondan da bahsedeceğim. Janttan bahsedeceğim. Yani aracımızın üzerinde sadece jant da değil, lastikten de bahsedeceğim. Hı. Çünkü ön ve arkada iki farklı ölçüde lastik kullanılmış. Yani jantlarımız 20 inç. İkisinde de AMG jantlarımız mevcut. Arkada 275-30-20 lastik var. Önde 245-35-20 lastik var. Arka lastikler ön lastiklere göre daha geniş alanda yere basıyor. Tabii bu tutunmasını daha iyi sağlamak için sonuçta 2000 kiloya yakın bir ağırlığı var. Doğrudur, doğrudur. Ve de dört çekerin etkisini daha iyi faydalanabilmek için. Evet. O zaman artık içi beni yaksın. Hadi seni de yaksın, beni de ısıtsın o zaman. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Cihan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu soğuk havadan sonra içeride şöyle artık hem renkleriyle hem konforuyla ve de ısıtıcılarıyla ısınacağız inşallah. Ama ben sana dedim, dışı seni, içi de beni yakar. Bakar mısın şu rengin güzelliğine? Evet, Sierra Napa deri harika gözüküyor. Yani böyle bir renk seçimi aslında insan bir
düşünüyor böyle bir renk mi olur diye, ama arabanın içine baktığın zaman da ne kadar yakıştığını ve de nasıl ferahlık verdiğini yaşıyorum ben şu anda. Yani tabanın kaç rengi var bilmiyorum ama seçilen bu renk bir otomobil için gerçekten güzel bir renk güzel bence. Güzel olmuş. Çok güzel hitap ediyor. Böyle bir mayhoşluk verdi bana. Şurada kullanılan tahta görüntülü. Evet ya, diş güzel budak bir göğüs desenli diyorlar. Çok güzel bir şey yapmışlar. Göğüs tasarımı yapmışlar. Evet, ambiyansını güzelleştirmiş. Yani üstte tabii ki yine siyah derimizle kokpitimiz. Full yalnız. Orada başka bir şey kullanılmamış. Evet. Çizgilerle de tamamlamış. Yani bir stadın çizgileri gibi bir futbol karşılaşmasındaki. Çepeçevre. Arkada. Çok arka güzel kullanmıştır. Kapılarda da devam ediyor. Devam ediyor evet. Şimdi direksiyondaki konuma bakarsak güzel bir seçim ama çok yumuşak. Hani tutum anlamında da, hakim olma anlamında da güzel bir, ne derler, tutuş özelliği var. Yani kavrama çok aynen rahat oluyor değil mi? Evet. Şimdi bu aracın direksiyonuyla ilgili şu bilgiyi de vereyim. Şimdi biliyorsun birçok yol yardım sistemleri var. Bunlardan birisi de şerit takip. Daha önce bizim denediğimiz araçlarda şerit takipte eğer sen direksiyonu tutmuyor isen elinle dokunup bir hareket ettirmen gerekiyordu. Ben tekrar tuttum bilgisini arabaya vermek için. Evet. Hı hı hı. Şimdi bu direksiyonda kapasitif sensörler konulmuş. Yani avuçlarının temasını algılayarak artık senin de direksiyonda ellerin olduğunu araç algılayabiliyor. Tutmuyorsan zaten seni uyarmaya başlıyor. Evet. Tut diye. Evet. Hemen hemen böyle S'le E'yle karıştırılmış ama üzerine konularak makyajlanmış bir CLS'nin içindeyiz. Evet. Zaten şimdi CLS dediğimiz zaman tasarım ve sportiflik ön plana çıkıyor. Yani bir kupe ama dört kapılı bir kupe araç. Yani şimdi Mercedes'in S-Class'ı ölçülerde biraz daha belki uzun olmakla birlikte daha baba yapısı. Bu araca bakarsak aslında orta yaş grubu bizlere kadar diyeyim hitap edecek bir tasarımı var aracın. Yani bir protokol aracı değil, aksine sportif, görseli çok üstün, kendisine baktırtabilecek bir tasarıma sahip. Hareketlenmeden istersen 360 derecelik şu inanılmaz bir ekran var. Hem o görüntüyü ve hani nelere bakabiliyoruz onları da bir gözden geçirelim. Sonuçta çünkü kendi kendine otomatik park etmesi, hani ne kadar kullanırsınız bilmiyorum ama ben park etmede sorun yaşıyorum diyorsanız burada o seçenek de var. Ama hani bugün biz Göztepe Tabiat Parkı'ndayız ama bir alışveriş merkezine gittiğinizde çok rahat, hiç elinize dokundurmadan yavaşça sizi o park yerine sokabiliyor. Yani şimdi ekranımızla baktığımızda da şu anda ön kameradan çıkış kapılarımızı görüyoruz. Çözünürlüğü çok yüksek bir kamera görüntüsü var. O geniş açıydı. Dar açı ve üstten görüntümüz. Yan kameralar. Arka kamera geniş açı. Arka kamera normal açı. Normal açı. İstediğini seçebiliyorsun ki zaten otomatik olarak vites seçenekleriyle de bunları kendisi de getirebiliyor. Gerçekten kamerası çok yüksek çözünürlüklü. Evet. Biraz sonra ben motordan da bahsedeceğim. O zaman hareketlenelim yavaş hareketlenelim. Yine o klasik sürüşümüze geçelim. Sen de yavaş yavaş bize o bilgileri ver. Tabii onların bize sağladığı avantajlara da bakalım Ceyhan abi. Yani motor seçeneklerinden hani matematiksel olarak ya da bir makine mühendisi olarak bahsediyorsun ama bir alıcı, bir sürücü içinde bunu niye anlatıyoruz? Ondan da bahsetmek lazım. Avantajları ne? Ya şimdi avantajları nedir? Şimdi bu aracımız bir kere dizel bir motora sahip. 2 litre olmakla birlikte 300 dizel olarak adlandırılıyor. Çünkü yüksek teknoloji bir motor. Nedir bu yüksek teknoloji? Bir kere üretimden başlayan bir yüksek teknoloji. Tamamen alüminyum bir blok ve alüminyum silindir kafasından oluşuyor. Alüminyum normalde eskiden pik döküm motorlar kullanılırdı. Alüminyum hafiflikten dolayı önemli. Şu anda daha önceki jenerasyonlardaki motorlarına göre 40 kilo kadar daha hafif bir motorumuz var. 160 küsur kilo motorun toplam ağırlığı. Ama bunun faydaları var. Yani şimdi otomobili ağırlığını hani aza indirmekten öte başka faydaları var. Bir, performansa katkısı var. Nasıl?
bir motoru hafiflettiğin zaman içindeki hareketli parçaların her birini hafifletiyorsun. Bu da ne demek oluyor? Motor parçalarının kendiliğinden daha hızlı hareket edebilmesini sağlıyor. Bu sana performans getiriyor. Yani gaza bastığın andaki hızlanmasından avantaj getiriyor. Onun yanı sıra şimdi bu arabada kullanılan NanoSlide denilen bir teknoloji var. Silindir çeperleri ve pistonların özel üretim prosesi bu. NanoSlide ile sürtünmeleri çok azaltılıyor. Sürtünme bir güç kaybıdır çünkü. Motorun kendi içinde çalışırken kaybettiğimiz güçtür. Bunu iyice düşürüyor. Ondan sonra bir kere tamamen elektronik yönetim sistemleri ECU ile 2 litrelik bir motordan 265 beygir güç üretiyor, 500 Nm tork üretiyor. Yani inanılmayacak rakamları konuşuyoruz burada. Tabii bu arada hemen ekleyeyim, lafını balla kestim yine. Alüminyum gövde kullanıldığı için motorda ömrünü de uzatıyor o zaman, bu sürtünmeyi azalttığı için. Yani, çok uzun ömürlü bir motor diyebiliriz. Sürtünmeden kayıpları ne kadar düşünürsen her bir parçanın ömrü o kadar uzuyor tabii ki. Artık zaten birçok aracın motoru aracın kendi ömrüyle tanımlanmış. Yani eskiden hatırlarsın, o 100 bin kilometreye gelmiş bir araba, onun motor bitmiştir. Doğru, o zaman bitiyordu. Şimdi artık 1 milyonlar konuşuluyor. 1 milyon kilometre bir arabayı kullanmak demek zaten benim ömrüm yeter mi yetmez mi bilemiyorum. Hani bırakalım arabanın ömrünü. Kısaltma o kadar ömrünü. Şimdi, yani tabii dizelin de bu arada hani benim anladığım kadarıyla dizel motordan yavaş yavaş fabrikalar vazgeçtiği için son teknoloji belki de bu otomobille göreceğiz. En son teknoloji dizelde kullanılmış. Evet, şimdi özellikle kullanılan sistem common rail püskürtme sistemi kullanılıyor, enjeksiyon sistemi. Burada bir kere dizel olduğu için motorumuzun kendi sıkıştırma oranı çok yüksek. 15.5'a 1 oranında sıkıştırma oranı. Yani pistonun en üstteki ve en alttaki konumu arasındaki oran 15.5. Şimdi orada oluşan basınca karşı gelecek bir enjekte güç gerekiyor yakıtı püskürtmek için. Orada işte bu common rail enjeksiyon sisteminin sunduğu çok yüksek basınçlarla mazot, hatta kademeli olarak ön ateşleme, ateşleme ve egzoz anında bile tekrardan bir püskürtme yapan bir sistem kullanılıyor. Bu basınç neyi getiriyor bize? Püskürtülen yakıtın artık çok atomize bir hale dönüştürülmesi, pülverizasyon, hı hı, ve bunun kolaylıkla ve tamamının yanmasını sağlamak. İşte bu da sana emisyon artı vermiş olduğun yakıtın tamamını kullandığın için tüketimden tasarruf getiriyor. Hemen onu peki ekleyelim mi? Yakıt durumu nasıl? Gerek karmada, gerek şehir dışı, gerek şehir içi. Yani 2000 kiloya yakın bir ağırlığı var bu otomobilin. Çok doğru. Aracımız 2000 kiloya, seninle ben de içine girdiğimiz anda 2000 kiloyu bulduk. Hı hı. Ancak buna karşı 6.4 saniyede 100 kilometreye ulaşabiliyoruz. Fakat %0. %0. Ve 150 gram kilometrede gibi bir karbon dioksit salınımını konuşuyoruz. Çok düşük yine bir rakam. Fakat şöyle bir baktığımızda senin soruna geleceğiz. Tüketim. Şehir içinde, daha önce de konuşmuştuk bunu seninle, eskiden şehir içi kullanım demek çok fazla yakıt tüketmek, tabii, uzun yola çıkınca da daha az yakıt tüketmek. Şimdi tam tersine döndü. Onun da sebebini açıklayacağım. Aşağı yukarı 5,5 litre 100 kilometrede şehir içinde ve hatta karmada diyeyim bir tüketim sunuyor. Hadi biz İstanbul trafik koşullarını göz önüne alırsak çıkıp çıkacağı bunun da 7 litre olur, 6,5 litre olur. Hiçbir şey değil. Müthiş. Yine müthiş rakamlar ama. Müthiş rakamlar. Bunu nasıl sağlıyor? Şimdi bu... Ki dizel teknolojisinde hani benim bildiğim şehir içinde fazla yakar. Derler ki dizelin varsa şehir dışına çıktı. Artık bunları konuşmuyoruz bile. Yok, bitti. Ama şimdi hep dizel ve fosil yakıttan söz ettik şu ana kadar. Aracımız aynı zamanda hafif hibrit dediğimiz teknolojiye sahip. Motor şanzıman arasında bir elektromotorumuz var. Belli anlarda 20 beygir ve 200 Nm
destek sağlayabiliyor ana motorumuza. Şehir içindeki kalkış anlarında zaten elektrik motoru gücünü kullanıyor yine. Bu da işte hibrit değil ama yine de elektrik motoru var bu otomobilde. Var. Yine 48 volt bir bataryayla birlikte var. Ki ekranda da aşağıda zaten bir EQ göstergesini görüyorsun. Şurada görebiliyoruz. Frenlemede şarj yazıyordu. Elektrik motorunu kullandığında da power kısmında tüketimini görebiliyoruz. Bu da her zaman devrede değil benim anladığım kadarıyla. Her an değil. Bir dediğim gibi şehir içinde kalkış anlarında veyahut da trafikte dur kalk destek sisteminde elektrik motoruyla yapıyor. Aynı zamanda otoyol kullanımında da süzülme modu olarak adlandırılıyor. Yani rutin bir cruise control seyri esnasında belli aralıklarla kendi kendine devreye girip belli aralıklarla çıkarak kendi bataryalarını şarj edebiliyor. Gayet güzel. Yani artık olay tamamen hiç yok bile desek bir yerden görüyoruz ki artık elektrik dünyamızın içinde. Elektriğin motor gücü diyeyim. Elektrik her zaman vardı araçlarımızda. Bizi yavaş yavaş ısındırıyorlar. Bayağı hızlı ısındık. Hibritti, elektrikliydi. Full elektrikliydi. Yavaş yavaş gidiyoruz oraya. Gün geçtikçe çok çok yeni şeyleri okuyacağız, duyacağız, dinleyeceğiz. Belki de test edeceğiz. Bilemiyoruz. Aynen. Şimdi beygir gücüne baktığımızda 2000 kilo ağırlığında bir otomobilin 550 Newton metreye ulaşması da aslında performansının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor bu otomobil adına. Birkaç yıl öncesinde artık araçlarımıza katalitik konvertör girdi, birkaç 10 yıl diyeyim. Ardından partikül filtreler girdi. Ancak bir takım dehalar bunları kestirince, yok edince motor, egzoz sistemi üzerinden daha iyi performans alınır diye yok ediyorlardı. Şimdi bu aracın motoru öyle bir yapılmış ki, bunlar söylediğim partikül filtresi ve katalitik konvertör tamamen motorun bir parçası olarak üzerinde duruyor. Hiçbir şeyi kesip söküp atma şansın yok. Diyor ki ben size çevreyi kirlettirmem. Benim bir marka ismim var. Bunu modifiye edemezsiniz. Çok doğru bir şey. Markayı korumak için ama olması gereken diye düşünüyorum. Sonuçta bunun tasarımını ben yaptım. Bu tasarımın üstüne başka bir tasarım kabul etmiyorum diyor belki de. Hani cümle böyle doğruysa. Biraz, bu arada levha tanımlama da enteresan. Şimdi güzel bir noktayı hatırlattın bana Gökhan. Yani birçok otomobilde var ama. Şu anda var. Bunun farkı nerede var? Hızlı motor destek sistemini seçtiğinde araç trafikte gördüğü hız levhalarını okuduğu rakama otomatik olarak getiriyor. Yani cruise kontrolda seyrediyorsan dahi o hıza indiriyor. Daha sonra gördüğü hız sınırı bitiş levhasıyla birlikte hızlanabiliyor. Bu senin opsiyonel alabileceğin ve istersen kullanabileceğin bir destek sistemi. Gayet güzel. Birçok destek sistemi var zaten aracımızın üzerinde. Hani bu sadece bunlar zaten standart. Bunlar standart. Şimdi şurada yine kullandığın ekran bu arada o kadar kolay ki kullanımı. Yani çok hassas, çok hızlı. Evet. Bu da bir avantaj sağlıyor sürücü için. Kullanırken ama durduğunuz yerde değil. Yani şu anda motor verilerine tekrar geldik. Mesela hiç performans kullanmadık bugün. Ama ya kullanım anlamında da özellikle bir şeyin daha üstünde durmak lazım. Dizel bir otomobil ama inanılmaz sessiz. Çok sessiz. Şundan da bahsedelim. Yani şimdi yağmurda çamurda deneyen sevgili arkadaşlarımız var. Onların yorumlarına da baktığınızda şunu görüyorsunuz. O yağmur çamur aslında biraz da davlumbazın içine vurur, o sesi alırsınız. Evet. O da yok. Evet. Yani evet. O da yok. Müthiş sessiz bir otomobil. Dışarıda hiçbir şeyle temasınız yok. Motorun kendisi içeriye hiçbir şekilde ses yansıtmıyor ki dizel motor. Hani o tıkır tıkır sesi vardır. O evet. Da yok. Yok. Şimdi lastiklerimiz çok ince profil olmasına rağmen ve de run flat özellikli lastik, hiçbir yol yuvarlanma sesi yok içeride. Şu andaki seyir süratlerimiz belki düşük ama bir rüzgar sesi kesinlikle işitmiyorum.
Yanımızdan geçen otomobillerin sesini işitmiyorum. Ses izolasyonu mükemmel bir otomobil. Tabii bu kadar sessiz bir otomobilin içinde keyifli bir seyahat sağlamak için de Burmester müzik sistemimiz mevcut. Hani biz yine açmadık sesini ama çok kaliteli bir müzik sistemi müthiş, var. Müthiş. O ambiyans da çok iyi. Ambiyans aydınlatmamız yine 64 seçenekli. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Eklemelerini yap Ceyhan abi. Yani şu anda tabii dilime gelen anlatım esnasında aklıma gelenleri kullandım. Daha çok seçenekler otomobilde mevcut. Yani hiçbir sürüş modunu kullanmadık. Sportifi denemedik. Konfortta kullandık sürekli. Ama yine istediğiniz gibi zaten birçok Mercedes'te de tanıttığımızda da hemen hemen aynı özellikler. Ama kendine has özellikleriyle de bugün yine CLS bir göz doldurdu. Gözde doldurdu, gönülde doldurdu. Yani bu arada tabii içeriden de hani bagajın açılmasıyla ilgili 3-4 seçenek sunduk ama anahtarıydı da dışarıdan müdahalesiydi. Buradan da müdahale edebiliyoruz. İçeriden de bagajı açıp kapatma aynen düğmemiz mevcut. Çok keyifliydi yine Gökhan. Gerek Mercedes'i bize sağlayan firma yetkililerine gerekse sana teşekkürlerimi ileteyim. Ne yaptın? Yine doyamadın mı? Ben doyamadım. Ağzına sağlık. O zaman haftaya başka bir otomobil, başka bir güzel bir seçenekle beraber olalım. Olalım. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Bin Garaj özel bölümümüzde her hafta olduğu gibi bu haftada yine çok özel bir konuğu ağırlıyoruz. Motor sporları ve otomotiv sektörüne uzun yıllardır hizmet eden, özellikle genç pilotların yetişmesinde son dönemlerdeki proje çalışmalarıyla başarılı olan, diğer motor sporları takımlarına da örnek olup ileriye yönelik yapılanmaya öncülük eden ama abisi gibi futbolu tercih etmeyen, futbola büyük hizmetleri geçen, genç neslin yetişmesinde emeklerini esirgemeyen Tolunay Kafkas'ın kardeşi, Fiat Motorsporları Takım Direktörü Koray Kafkas'a mikrofonlarımızı uzattık. Merhabalar, ben Koray Kafkas. Yaklaşık 22-23 yıldır Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'nda Motorsporları Departmanı'nda çeşitli görevlerde bulundum. Şu anda da takım menajerliği görevini yürütüyorum. Öncelikle Bein Sports ailesine, başta sizlere buraya gelip bizlere bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizim açımızdan kendimizi anlatmak açısından ve yaptığımız sporu kitlelere daha iyi tanıtabilmek açısından çok önemli bir platform burası. Hakikaten Gökhan Bey başta siz olmak üzere bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Yaklaşık 50 yıldır, bu sene 49. yılımız, seneye de 50. yılımız olacak. Temmuz ayında ilk yarışımızı yaptık 124'lerle Sayın Ali Sipahi, rahmetli Ali Sipahi yönetiminde. 1980'de kendisinin vefat etmesiyle takımın başına Azmi Avcıoğlu geldi. Ve Azmi abinin önderliğini 1985'e kadar motor sporları departmanı olarak, Tofaş Rally grubu olarak devam etti. Disiplin olarak da hem rally yaptılar hem de
pist yaptılar. Hem tırmanma, rallycross aklınıza ne geliyorsa bütün branşları yaptılar. Hatta 1974'te de yanılmıyorsam Ali Sipahi Lazmi abi bir Paris-Dakar denemeleri var 124'le. Daha sonra 1985'te elimizdeki ürün gamının geçmesi ve spora daha uygun ürünlerin gelebilmesi için yaklaşık bir 6-7 senelik bir ara veriyor takım. 1992 senesinde Uno Cup'larla başlıyoruz. Uno Cup'ın en büyük özelliği yaklaşık 50 tane otomobille yapılan bir kap organizasyonu. Fakat otomobil sahiplerini bindiriyoruz o zaman yarış otomobillerine. Uno sahipleri gelip biniyor bayilerde yapılan seçmelerle birlikte. Tabii orada aynı zamanda bir toplumsal bilinçlendirme ve güvenli sürüş eğitiminin çatısı altında bu iş başlıyor. Müşterilerimize küçük bir eğitim, bir skid car eğitiminden sonra tekrar gelip Uno Cup'la bir yarış organize ediliyor. Yaklaşık 3 sene sürüyor. 3 sene sonra daha profesyonel olan tipolarla bir marka kupası yapılıyor. Ethem Yenim organizatör olarak, Saffet Üçüncü de takımın direktörü olarak Tipo Cup'ı organize ediyorlar. Daha sonra da ben de Saffet Bey'in yardımcısı olarak başlayarak 1998'in sonunda Palio Cup organizasyonuna başladık. 3 senede Palio Cup sürdü. Ama Palio Cup sürerken aynı zamanda her zaman Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'nın yaptığı gibi şöyle bir motor sporlarını da geliştirebilecek ve bütün disiplinlerde yer alabilecek bir yapıya büründük. Bunların içinde Fiat Rally sponsorluğu vardı. Yaklaşık 8 sene sürdü Fiat Rally sponsorluğu ve Avrupa Rally Şampiyonası'nın bir ayağıydı. Genç pilot yetiştirme programına başladık 1999'un sonunda 2000'de. Hem profesyonel olarak yarışlara devam ederken aynı zamanda da genç yetiştirip hem pist yarışı yapıp hem rally yapıp hem rally cross hem tırmanma olarak motor sporlarını geliştirebilecek şekilde bir organizasyonel yapıya geçtik. 2004 ve 2005'te yeni bir yapılanmaya gittik. Ali Sipahi'nin oğlu Emin Ali Sipahi Bey takımın direktörlüğüne geldi. Ve onunla işte Türkiye Rally Şampiyonası'nı yaptık. Kendi sınıflarımızı kazandık. Daha sonra 2006'da tekrar bir yeni yapılanmaya geldik. Takım sorumluluğu bana geçti. Ve Avrupa Rally Şampiyonası yaptık. Volkan Işık'la ve Kaan Özşenler'le. Bir sene ikinci, bir sene de üçüncü olduk. Daha sonra yine ürün eksikliğimizden dolayı bir stratejik olarak da biraz ara verdik. Egea'nın gelmesiyle 2015 sezonunda yeniden başladık. Yaptığımız pist otomobilleriyle de Egea seni piste çağırıyor organizasyonu yaptık. Bu da aslında Uno Cup'un bir benzeriydi. Egea sahipleri müşterilerimiz artı Egea'yı test etmiş ama henüz alım aşamasında olan müşterilerimizi Türkiye'nin çeşitli bölgelerine giderek yaklaşık 30 bölgeye gittik ve 4000'e yakın müşteri veya müşteri adayını bindirdik otomobillere. Küçük bir güvenli sürüş eğitiminin ardından, kısa bir güvenli sürüş eğitiminin altından, yani bilinçlendirmeye yönelik daha çok, onlara bir motor sporları deneyimi yaşattık. Deneyimde bir slalom ve birkaç tane engelden kaçma figürünün olduğu, hem aslında şöyle denebilir, parkuru, güvenli sürüş parkuruyla eşleşecek şekilde bir parkur dizayn edip 3 tur üzerinden müşterilerimizi yarış otomobiline bindirdik. Tabii çok aslında kolay bir iş değil, çok zor bir işten bahsediyoruz. Çünkü Türkiye'nin 30 tane ilinde yaklaşık olarak 4000'e yakın hiç daha önce bir yarış otomobil tecrübesi olmayan müşteriyi bindirmek gerçekten çok zor bir işti. Burada Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na da çok teşekkür ederim. Çünkü onlarla birlikte yapmıştık. Aynı zamanda bu yaptığımız pist otomobiliyle Türkiye'de bugüne kadar hiç yapılmadık. Tosfet Yıldız'ın Arıyor projesini yaptık. 3 sene üst üste yaptık. Aslında projeye devam ediyoruz. Herhangi bir kesinti yok ama
Buradaki problemimiz pandemi oldu. Pandemi yüzünden biz bu projeye mecburen ara vermek zorunda kaldık. Ama bu projeyi gelecek sene devam etmeyi düşünüyoruz. Otomobil Sporları Federasyonu ile birlikte. Tosvet Yıldızını Arıyor projesinin ana sponsoru biziz. İlk yaptığımız sene Onat Telkener kazandı yarışmayı. Çok da hani rahat kazandı diyelim. Daha sonra Konya'dan bir kardeşlerimiz kazandı ama onlar yarışmadılar. Tekrar o yüzden Onat Telkener bizde ikinci sezon yarıştı. Çünkü kazananın ödülü Türkiye Fiat Motor Sporları takımıyla bir sezon yarışmak hediyesi de. Üçüncü senede Akıncan Kipar yarıştı. O da bu sene şey yaptı, yarışmasını bitirdi. Tabii geçen sene bir değişiklik yaptık. Kadınlarda da bir birinciyi yarıştırdık. O da Su Hanım oldu. Halide Su Hanım. Kendisi de geçen sene bizde yarıştı. Çok da başarılıydı. Böylelikle motor sporlarının bir sadece erkek egemen bir spor olmasından ziyade kadınların da yapabileceğini çok rahat bir şekilde kendisi göstermiş oldu. Biz felsefe olarak biraz, yani bahsettiğim bütün konulardan en büyük amacımız kendi otomobilimizi kendimiz yapmak. Biz gerçekten Tofaş Arge'nin içinde prototip atölyesinde Arge mühendisleriyle birlikte motor sporları takımının deneyimlerinden yararlanarak hep birlikte otomobiller geliştiriyoruz. İlk yaptığımız otomobil neredeyse standart parçalardan oluştu. Çok ufak tefek tabii, bir amortisör, işte bir debriyaj, bir fren balatası haricinde otomobilin tamamını, güvenlik ekipmanlarını saymıyorum, koltuk, kemer, güvenlik barı haricinde her şeyi Fiat markasının bünyesi içinden seçilmiş modellerin komponentleriyle yaptık. Bu da Türkiye'de yapılmış çok ciddi, çok iyi bir yarış otomobili oldu. Bu tabii başlangıç aşaması. Çünkü normal bir vitesli otomobil, haç paten bir otomobilden evirdik. Benzinli bir otomobilden evirdik. Yaklaşık 180 beygir bir otomobil oldu. Daha sonra hedefimizi değiştirerek bir üst, Dünya Otomobil Federasyonu'nu da takip etmek adına bir üst versiyon sınıf için, o da Rally 4, önden çeker bir sınıf. O sınıfa bir otomobil yaptık. Geçen sene pilotumuz Fatih Kara'yla birlikte otomobilin geliştirme sürecinde bulunduk. Çok da iyi geçti bizim açımızdan ama tabii ki hem pandemi koşulları zaten Haziran'a kadar çok yoğundu. Ondan önce de çok yoğundu. Eylül'den Haziran'a kadar kapalı kaldık. Ve otomobili komponent olarak hazırlatsak bile otomobilin gelişimi açısından çok ileri gidemedik maalesef. Ama sonra yarış sezonu içinde bu sezonu iki yarış kazanarak bitirdik. Gerekli gelişimleri yaptık. Şu anda da Şubat ayından itibaren testlere başlayarak otomobilimizi finalize edeceğiz. Ondan sonra kendi üst yönetimimizle konuşarak bir başka proje için yol alabilirsek o yolu almaya çalışacağız. Formula 1'de her geçen gün yeni bir haberle karşı karşıyayız. Yeni bir gelişmeyle de karşı karşıyayız. Mercedes takımının güvenlik testinden geçememesi, Max Verstappen'in takımından yeni bir ücret paketi istemesi, Hamilton'ın emekliliği ya da takımdan ayrılacağı iddiaları derken bu yoğun haber trafiğinde Bin Garaj ekibi yeni dönem otomobilleri tanıtmaya devam ediyor. Geçen hafta ilk bölümünü yayınladığımız Formula 1 sayfasında bakalım bu hafta neler var. Bin Garaj'da geçen hafta birinci bölümünü yayınladığımız Formula 1 2022 yeni otomobillerin yapısına ilişkin bugün yeni dönemin Formula 1 araçlarının yeni teknik donanımına ve çalışma grubunun detaylarına göz atacağız. Formula 1 Genel Müdürü, Motor Sporları ve Teknik Sorumlusu İngiliz Ross James Brown, Patrick Rus Simons, Jason Summerfield ve Nicola Tombazis'ten oluşan çalışma grubu dönem için yoğun bir programa girerken yeni otomobiller adına inanılmaz bir mesai harcadı. Çalışma grubu 7500'e yakın prototip simülasyon üzerindeki çalışmasını yaklaşık 16 milyon saate yaydı. Bugüne kadar elde edilen veriler ise tam anlamıyla açıklanmasa da
müthiş rakamlara ulaşılmış gibi görünüyor. Ancak ulaşılan rakamın bir sosyal medya hesabının elinde bulunan milyarca fotoğrafın 1/3 kadar olduğu iddia ediliyor. Tüm veriler ışığında 2022'de kullanılacak otomobillerde neler değişti, nasıl değişiklikler öngörüldü ve takımlar bu değişikliklere nasıl ayak uyduracak, şimdi bu sorula yanıt aranıyor. Formula 1 yönetiminin paylaştıkları bilgiler ve veriler üzerinden yola çıkarak yeni dönem otomobillerde temel değişikliklere göz atıyoruz. Önde bulunan kanatların tamamen değiştiğini ve kavisli kanat sayısının arttığı göze çarpıyor. Uçaklarda kullanılan kavisli kenar bükmelerinin kullanıldığı ön kanat iç kısımlarında artık küçük yapılı kanatlar kullanılmayacak. 4 kademeli bir kanat yapısı göze çarparken eski ön kanat profiline göre yeni otomobillerde bu yapının daha basit indirgendiği görülüyor. Daha önce 1. bölümde bahsi geçen kirli hava türbülansının arkadan gelen otomobillerin performansını bozması göz önünde bulundurularak yeni ön kanat yardımıyla lastik iç kısımlarından otomobilin tabanında yoğunlaşarak arkaya uzanan kirli türbülanslı havanın minimize edilmesi tasarlanmış. Bu da arkadan gelen yakın takipteki otomobilin yere basma sisteminin eskiye göre çok daha az etkileneceği anlamına geliyor. Diğer yandan büyüyen yapısıyla 13 inçten 18 inçlik jantlara kavuşan otomobillerde ayrıca jant kapağı da devrede ve ön lastiklerin üzerinde de birer dekoratif yarım kanatçık da göze çarpıyor. FIA eski jantların yarattığı tüm olumsuzlukları göz önünde bulundurarak yeni dönemde yaklaşık 10 yıl önce kullanılan jant kapakçıklarına geri döndü. Otomobillerin esneme ve hassasiyetlerine önemli ölçüde katkısı olan ve yanak yüksekliğiyle dünya otomobil piyasasında artık üretilip kullanılmayan lastik yapısını da artık Formula 1'de göremeyeceğiz. Böylelikle yeni lastiklerin kullanımı, binek araçlarda kullanılan yol lastiklerine hem referans olacak hem de gelişimine yardımcı olacak bir Ar-Ge çalışmasının da önünü açmış olacağı benziyor. Jant kapaklarının kullanılması ise lastiklerin yarattığı kirli türbülanslı havayı minimize edecek yapıyı oluşturmak adına en son 2009 yılında kullanılan eski yapıya geri dönüşü hatırlatıyor. Bu arada ön lastiklerin hareketli olması, havayı direkt tüm yapısıyla alması ve gelen havayı dağıtarak arkaya vermesinin önüne geçmek amacıyla lastik üstüne konulacak kanatçıklar özellikle arkaya verilen kirli havayı daha yükseğe aktararak arkadan gelen otomobilin performansını ve olumsuz etkilenmesinin de önüne geçmiş olacak. Gelecek hafta Bein Garaj'da yeni dönem Formula 1 otomobillerinde temel değişikliklerden diğerleri olan taban yapısı ve arka kanatçıktan bahsedeceğiz. Sırada ilgiyle izlenen Sim Garaj bölümümüz var. Rally pilotu Onat Telkener simülasyon koltuğuna bu kez sektöre birçok yönüyle hizmet veren bir ismi oturtacak ve sektördeki müthiş hızını simülasyonda da test edecek. Dergi genel yayın yönetmenliği, editörlük, televizyon yapımcılığı, YouTuber ve daha niceleri. Simülasyon koltuğunda bu kez Volkan Demirkuşak oturuyor. Merhaba, Sim Garaj'a hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğum var. Volkan abi bizde, Volkan Demirkuşak. Nasılsın abi? İyiyim, sen nasılsın Onatçım? İyiyim ben de, hoş seni geldin. Biraz, seni biraz beklettim birkaç hafta, kusura bakma. Hoş bulduk. Önemli değil, ne demek. Geldin ama sonuçta. Geldim valla, özlemişiz. Evet. Böyle güzel bir ortama. Böyle maskesiz falan program yapmak da güzelmiş ya. Evet, bugün biraz eğleneceğiz. Sen aslında mi eğleneceksin, ben mi bakacağız şimdi? Evet, senin aşina olduğun bir şeyi zaten yapacağız bugün. Otomobile aşinayım da oyunlara aşina değilim. Rezil olmaktan korkuyorum. Evet, oturduğunda söyledim bunu başta. Ama ya seni izleyenler de görecek aslında bir şey var, gidişat var. Gidişat hızı var. Güzel bir şekilde kullanabiliyorsun ama ufak tefek hatalar var. Saniyede zaman kaybettiriyor bize, öyle gördüm ben. Çok yapıyorum bu işleri. Yani daha önceden çok denedim, çok oynadım. Hep futbol oyunları oynamaya o kadar alışmışım ki. Otomobil oyunlarında oyun oynadığımı fark ediyorum. Gerçek evet. Otomobili böyle kullanmıyorum tabii. Yani çok pistte otomobil kullandık. Hı. Hayatımızın pek, yani 17 senedir bu işi yapıyorum. Çok yerde gittik ama burası biraz farklı ya. Değil mi? Göreceğiz. Belki kendimi geliştiririm canım. Ya işte bir dünyanın içinde bir spor yapmış gibi bir şey oluyor aslında. Teknolojik zaten yeni anlamda. Dünya bu değil mi ya? Aynen öyle. Ne güzel vallahi. İstersen çıkalım abi. Nasıl istersen. Ben sana ufak tefek sorular sorup dikkatini de dağıtmaya çalışacağım. Zaten çok konsantreyim sanki. Evet. Cevap vermesem yanıyor muyum? Yok yok, merak etme. Orada ne kadar odaklandığını zaten göreceğiz. Lan başlayayım mı? Başlayalım. Ben sana hem de formattan bahsedeyim.
istersen. 3 tur atıyoruz. 3 tur hakkın var. Şimdi tabii başladığın için sayılmıyor. Bunu antrenman turu gibi düşünebilirsin. Lütfen. Starta geldiğin zaman başlayacak. 3 turdan en iyi zamanını alacağız. O şekilde devam edeceğiz ama ben tabii sana sorular sorarak dikkatini dağıtacağım. Şu anda mesela sana konsantre olmamaya çalışıyorum. Yola konsantre olmaya çalışıyorum. Ama mesela normalde bunu yapsam güzel fotoğraf çektirdim ama evet. Normalde otomobilde yapamaması gereken bir şey yapıyorum. Biraz sabır sorunum vardır benim. hızlı giderek, hızlı gitmeye çalışarak aslında hata getiriyor. Bravo. Zaten otomobilde genel problem o değil mi? İnsanlar evet. Hızlı gittiğini zannedip viraj çizgisi bilmedikleri için aslında yavaş giderler. Aynen öyle. Kazaların da çoğu zaten biliyorsun o yüzden oluyor. Buradan da uyaralım insanları. Dipnot da verelim, sosyal mesajlarımızı da verelim. Evet. Çünkü viraj hızı ile düzlük hızı aynı olmuyor biliyorsun. Bir de bak mesela çok enteresan bir şey var. Yani virajın içerisinde mesela bizde vites atma alışkanlıkları falan var. Kötü alışkanlık. Evet. Ve da virajın içerisinde frene basma gibi alışkanlıklar. Hazır böyle toplumsal mesaj da vermiş olur değil mi? Gerçekten ama çok önemli. Yani virajı hani böyle girdiğini zannedip içeriden kapanmak veya hani gibi de söyleyebilirim. Yani sen Türkiye'nin hani gerçekten... uzun süredir gördüğüm genç yeteneklerinden bir tanesisin. Yani şunu söylemek lazım. Otomobil sadece gidince durmuyor. Yani bir bilmek lazım. Otomobil gidiyor da durmuyor ki. Evet. Önemli olan durdurabilmek yani. Aynen öyle. Gitmede yani şey herkes gibi. Herkes otomobili gidiyor. Uçak gibi. Uçak kalkıyor ama inmede sıkıntı var. Aynen örnek öyle. Örnek verebiliriz aslında. Aynen öyle. Yani bizde çünkü herkes diyor ki abi ne güzel gazladım. Gazladın da yani önüne bir şey çıkıp durabilecek misin mesela? Evet. Maalesef. İşte temel trafik ve otomobil şeyimiz eksik. Otomobil şimdi biliyorsun elektrikli araçlarda daha problem olmaya başladı. Durma anlamında anlamadığın için hızı. Ya biliyorsun. Sen de test ediyorsun aynı zamanda. Biliyorsun bir tane arkadaşımızın videosu çıkmıştı Porsche Taycan'la birlikte. Gaziantep'li yani çok dramatik bir video ama böyle kaza daha çok olacak Onat. Olacak evet, yani maalesef. Olacak maalesef olacak. Bu virajı da ilk defa bu kadar sakin geçiyorum ben. Peki abi sen sistemi nasıl buldun? Ben bayıldım yani şu anda... Önceden oynadığını söyledin zaten. Oynadım. Evimde de hatta böyle bir şey olsun çok isterim ama maalesef ev koşullarımızın büyüklükleri keşke Amerika'da yaşasaydık dedirtiyor insana. Çünkü bizde öyle büyük evler yok. Ama bir yandan da bir tane küçük odanız varsa böyle bir şey kurabilmek bence müthiş şans oluyor. Ya bir de şöyle düşünsen artık oyunlarda insanlar yarışçı oluyor. Yani sadece bunu hani evde eskiden kızarlardı ya sabahtan akşama kadar çocuğum oyun oynuyor falan filan. Al sana çocuğun Formula 1 yarışçısı olacak. İşte bir yandan da bunu Cem Bölükbaşı Cem Bölükbaşı yani. O kadar. Aileler açısından da önemli. Aynen çünkü öyle. Mantalitenin değiştiğini görüyorsun. Eskiden böyle vakit kaybı da gördüğün şeyler bir anda insanı bambaşka seviyeye getirebiliyor. Ya ben çok beğendim. Çok otomobil hissiyatında gerçekten. Direksiyon da bu arada ayarlı falan çok iyi oldu. Sadece ben böyle biraz... Ben de adapte oldum ha. Evet bence. Vallahi adapte oldum yani. Bana bir hani diyorlar genç yetene birazcık daha şans verilseymiş. Evet. Burada kaçırdık. Bunu yapmayın. İstanbul'da, İstanbul Park'ta Valentino Balboni'yi kullanmıştık. Bir tane Gallardo kullanmıştık. Peşinden o hafta da Audi R8 vardı onu kullanmıştık. Aynı motorlu iki otomobil valla. Bu arada İstanbul Park'ı da yani hakikaten bayıldığım pistlerden bir seneler, tanesi. Peki sene alalım senden. 2010 olabilir. Şu an artık öyle etkinlik ve organizasyon olmadığı yani en son Porsche'ye için. Falan gittik ama Lamborghini yok. Ferrari'de ben Engine of the Year jürisiyim. Dünya jürisi yani Türkiye'deki 3 tane dünya jürisinden bir tanesiyim. Beni en son işte Modena'ya çağırıp 458 pistayı kullandırmışlardı. Şurada bunu yapmasaydım çok iyiydi ya. Evet 0-10'la daha geride bakalım. Evet. Olmadı mı? Bitti mi? Bitti şu anda. Artı... Buradan frene basayım. Yani... Yani 50-60 milisaniye var. Şöyle diyeyim. Bir de bozalım. He. Teşekkür ederim. Valla güzeldi. Kaç saniye patladık? Dur sakin ol. Sakin ol. Abi best lap 2:20:109'da şu anda 4. sıraya indi. Bence çok Sinan iyi. Sinan Koç'un ensesindesin. Sinan Koç seni bitireceğim. Sinan da çok güzel bu arada. Programlar da yaptık. Hakikaten da çok kabiliyetli. Çok başarılı. Çok da seviyorum. Zaten onu geçmemem bence benim için daha hayırlı. Çünkü o sinirlenecek. Bizi geçecek. Değil mi? O öyle şeylere gidiyor. Şurada Yağız Avcı var. Yağız mesela. Yağız'ı gördüğüm yerde benim 5. olmam falan mucize. O yüzden yani hakikaten çok Sinan keyif abi, aldım. Şey ya çok gazlanıyor böyle görünce geçilince. Bir de Sinan'ın takipçileri falan bize kızıyorlar. Evet Sinan'ı evet. Geçersen falan. O yüzden hiç gerek yok. Böyle biz fair play şeyinde yarışalım keyifli. Zaten Yağız var. Yani bu arada hakikaten Türkiye'de Yağız Avcı kadar keyifli
iyi pilot adamlarla çalışmanın da keyfini yaşadım. Evet, zamanında bayağı içerikler yaptınız siz de. Yağız'la çok birlikte televizyon programımızın pilotuydu. Kaskı taktırıyorduk onun stick diye. Stick hesabı değil mi? Ondan sonra Yağız, işte Yaman da mesela ortağımda pilot, yarış pilotu. Onun yanına biniyorsun, sonra Yağız'ın yanına biniyorsun. Başka bir dünyaya dönüyor, anladın mı Yağız yani? Bir de ne var abi falan böyle sakin. Bir şey mi var falan diye. Çok sakin. Ne oldu ya abi falan. Sen orada kalbin 180 atıyor yani, anladın mı? O yüzden hakikaten... İyi, beklediğinden iyi valla. Şurada kendi adımı görünce biraz... Ya Berkay abi şöyle, bir hafta önce Nürburgring'den gelmişti yarıştan. Ama olmaz o şimdi. Evet. Berkay abi şu kapatırsak... O biraz torpilli geldi. Şöyle yaparsak sanki daha iyi. Yani bakıyorum iyi güzel isimler var. Evet, Gültekin olayı izlemiştim. Sergen var bir önceki seneden, Survivor. Neyse yani adımız ilk beşte kalsın. Olmazsa bir daha geliriz. Aynen öyle. Bir daha geliriz. Vallahi keyifliydi Onat'cığım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür abi. Ederim. Güzel bir program oldu. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Evet. Yüzüm de güldü. Biraz elim de alıştı. Aynen. Bir biraz ısınmış da oldum. Tabii. Çok teşekkürler. Çok ben teşekkür ederim. Sim Garaj'ın başka bir bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Bin Garaj'ın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Haftaya yine salı saat 15'te Bin Sports ekranlarına sizleri bekliyoruz. Bizleri Bin Sports ekranlarında olduğu gibi Bin Connect YouTube ve sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilir ve izleyebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi hashtag Bin Garaj adresine bekliyoruz. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.